Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından ons altın ve gram altınla ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası haftasında kur yükselişini sürdürebilecek mi? Borsa İstanbul Yüz Endeksi geçen haftayı %0,83'lük yükseliş ile 1642 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise Geçen haftanın ortalaması oldukça altında kalarak 21,8 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşti. 18 Ekim 2021 tarihinde başladığı sert yükselişine devam eden endeksin cuma günü en yüksek 1642 seviyesinden kapattığı görülürken en düşük ile en düşük ise 1631 seviyesinden işlem gördü. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Dow Jones Endeksi %0,50, S&P 500'de %0,72'lik ve teknoloji borsası olan Nasdaq'ta ise %1'lik yükselişle kapattığını gördük. Avrupa borsalarında karışık seyir hakimken Asya piyasaları içinde aynısını söyleyebilirim bu hafta gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para piyasası kurulu toplantısı öncesi yurt içerisinde ve yurt dışarısında seyreden yüksek enflasyon ve para politikasına yönelik gelişmelerle birlikte dolar Türk lirası kuru haftanın son işlem gününde psikolojik sınır olan 10 Türk lirasının üzerine çıkarak yeni bir tarihi rekoru da kırmış oldu. Ekim ayındaki para politikası kurulu toplantısında 200 bas puan ile beklentilerin üzerinde faiz indiriminin yapılması Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 18 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek olan para piyasası kurulu toplantısında 100 bas puan daha faiz indirimi yapılması bekleniliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamalarda fiyat istikrarı ve cari açıkla ilgili Merkez Bankası'nın temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Cari açıkta yapısal projelerimiz var. Yapısal cari açığın azaltılması noktasındaki görev hükümetin görevidir. Yapısal cari açığın azaltılması konusunda görev hükümete aittir. Dolayısıyla para politikasındaki uygulanacak araçlar bellidir. Bu araçları da Merkez Bankası uygular ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memursen Büyük Türkiye buluşmasında enflasyon ile ilgili olarak askeri ücret enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir anlaşmanın askeri ücret komisyonundan çıkacağını söyledi. 3600 ek gösterge düzenlemesine de değinen Bakan Bilgin, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir diğer mesele de 3600 ek gösterge meselesidir. Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifiyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah Ocak ayında meclisin önüne getireceklerini açıkladılar. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, dünyada enerji ve iklim trendleri ve Türkiye yansımaları başlıklı konferansta yaptığı konuşmada enerji fiyatlarındaki artışın doğalgaz ve petrolün yokluğundan kaynaklı olmadığını belirterek doğalgaz ve petrol var. Sorun bunların piyasaya gelmesinde. Gelecek yıl petrol piyasalarında bir rahatlama bekliyoruz ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saat içerisinde 21624 vatandaşımızın testi pozitif çıkarken 189 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Her iki dozunu yaptırmış, tam anlamıyla aşılanmış vatandaşların nüfusa oranı ise %79,95 seviyesinde gerçekleşti. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında ons altında güçlü dolar ve tahvil faizlerindeki yükselişe rağmen enflasyon beklentisinin yüksek seyretmesiyle birlikte yükseliş eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. 1832 dolar seviyesinin geçilmesinin ardından 1870 dolar seviyesinin altındaki fiyatlamaya devam edilirken bugün için ver akışının sakin olmasıyla birlikte 1850 dolara kadar geri çekilmeleri alış fırsatı olarak düşünebiliriz. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1875 ve 1885 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1845 ve 1830 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Gram altın tarafında ise gram altında geçtiğimiz haftanın son işlem gününde kur tarafında 10 Türk Lirası yeni tarihi zirvesi test edilirken ons altında da son 6 günde 110 dolarlık yükseliş sonrasında geri çekilmelerin sınırlı kalması ile 602 Türk Lirası'nı test ederek tarihi zirvesini de gram altın görmüş oldu. Bugün veri akışı sakin. Fiyatlamaları majör değiştirebilecek bir seviye görülmüyor. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para piyasası kurulu toplantısından çıkacak karar beklenirken gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 605 ve 615 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 585 ve 575 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. take